Bitcoin Bilir'den merhabalar. Bu videoda sizlere MXC borsasına üye olup işlem yapmayı ve para transferini göstereceğiz. Hemen bu uygulamayı indirdikten sonra sağ alttaki cüzdan ya da sol üstteki 3 çizgi butonuna basarak giriş yap içerisinden bizim eğer bir üyeliğimiz yoksa sağ üstten kayıt olmayı kullanacağız. Apple cihazlarda henüz yeni bir uygulama olduğu için üye olurken hata alabilirsiniz. O yüzden kolayca tarayıcıya ulaşmak için açıklamadaki linkleri kullanabilirsiniz. Böyle tıkladığınızda karşınıza e-mail ile ve telefon numarasıyla kayıt olma seçenekleri çıkıyor. Bu boşlukları doldururken şuradaki referans bölümüne bu kodu yazarsanız eğer MXC'ye indirimli şekilde üye olup işlem yaparken komisyon indirimli şekilde faydalanabilirsiniz. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonraki butonuyla ilerliyoruz. MXC borsasında Apple'da çok kolay bir arayüz var. Üye olup işlem yapmak için giriş yaptığımızda sağ alttan hemen cüzdan bölümümüze dokunarak buraya öncelikle para yatırmayı anlatıyorum. Hemen para yatırmak için yatırma seçeneğine tıklayarak buradaki kripto paralardan ya da hangisini istiyorsanız yukarıya yazarak USDT mesela sabit parayla başlayabilirsiniz. TRC ile mi yatacaksınız, BEP20 ile mi, Solana ile mi? Hangisini yatacaksanız ilk defa olduğu için sizden bir adres oluşturmanızı istiyor. Bu şekilde adresiniz oluştuğunda kopyalayıp ilgili borsada hangi nereden para çekecekseniz oraya giderek oradaki çekme butonun içine girerek oradan o kripto parayı buraya yatırabilirsiniz. Daha düşük işlem ücretleri olanlardan mesela örneğin Phantom'u kullanabilirsiniz. FTM yöntemiyle gönderirseniz onda da gayet düşük işlem ücretleri var. Ama onda da tabii ki al sat yapmam gerekiyor hocam diyebilirsiniz. Şimdi MXC içerisinde nasıl bir al sat yapabiliriz ona bakacağız. Ana sayfadaki kripto paraları günün çok kazananları görebiliyorsunuz. Piyasalardaki bölümde spot piyasayı şu an sadece destekliyor. Vadeli yani kaldıraçlı işlem futures dediğimiz bölüm henüz yok. Buradaki kategoriler içerisinde istediğiniz coinleri bulabiliyorsunuz. Şuradan direkt kolayca al sata da girebilirsiniz. Al satın içerisine girdiğinizde şuradaki çentiye dokunarak hangi kripto parayla ilgili işlem yapmak istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Örneğin Matic'te işlem yapacaksanız onu yazabilirsiniz ama ben şu an bu borsanın kendi coin'i olan MX üzerinden işlem yapmayı anlatacağım. Burada al ve sat seçenekleri var. Hemen burada da limit emri var. Limit emrine dokunduğunuzda bakın burada piyasa emri de var. Limit emrinde kendiniz bir fiyat girersiniz ya da şu sağ taraftan böyle seçersiniz. Şu çubuğu da ne kadar çektirirseniz paranızın miktarına göre şurada kullanılabilir bakiyemiz gözüküyor. Ona göre kaç tane alacağınızı seçebilirsiniz. Piyasa derseniz herhangi bir fiyatı beklemezsiniz. Şunu şöyle ne kadar mesela yarısıyla alalım paramızın yaklaşık. Hemen al dediğimde alımı onayla dediğimde otomatikmen almış oluyorum. Bakın alım işlemini gerçekleştikten sonra şu sağ altta gördüğünüz yine aynı şekilde geçmişe bakabileceğiniz bölüm var. Buradan açık emirleriniz varsa görebilirsiniz. Geçmişe bakacağız biz. Farklı bir filtreleme getirmişler. Hem limiti hem de piyasayı ayırmışlar. Biz piyasayla almıştık. Piyasa emriyle bakın 270 ortalama 270'den başlayan fiyatta 267 ortalamayla evet 141 tane MX almışız. Girilen fiyat da bu şekilde. Yani bizden alınan ücret de bu şekilde. Piyasaya bastığınızda işte daha sonrasındaki ortalama fiyatı buradan görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sata geçtiğinizde buradan emir vererek işte aldığımız yer 267'di mesela. 268 ya da 270'e geldiğinde satmak için böyle yazarak elimizde de şunu şöyle çekerek %100'ünü yani aldığımızın hepsini 141 taneye tekrar satmak için de buraya emir oluşacak şekilde iki defa dokunmak gerekiyor. Bir kere satış diyorsunuz, bir de satışı onayla diyorsunuz. Alt tarafa bu sefer emir oluştu. Bu emir geldiğinde yani 270'e geldiğinde piyasa bizim bu satışa koyduğumuzun tamamı satılmış olacak. Bu borsada bizim referans linklerimizde üye olursanız eğer komisyon indirimli şekilde işlem yaparsanız buradaki komisyon indirimleri de diğer büyük borsalardaki gibi aynı şekilde ekstra yüksek değil daha düşük komisyonlar mevcut. Bakın burada yaptığımız işlemin komisyonunu görebiliyorsunuz. 380 dolarlık yaklaşık bir işlem yapmışız ve 75 cent gibi bir bizden işlem ücreti kesilmiş. Yani 1/2'ye geliyor yaklaşık komisyon indirimi kullandığımız için. Daha farklı kripto paraları da almak isterseniz buradaki spot işlem içerisinde yapacağınız birçok coin'i bulabilirsiniz. İçerisinde işte buraya yazarak da arayabilirsiniz. BTC'yi ya da Ethereum'u ya da kendiniz şuradaki listeden hangisini almak isterseniz, al sat yapmak isterseniz o coin'i de bulabilirsiniz. Günün çok kazananlarını yine ana sayfada
şuradaki bölümde kullanabilirsiniz. MX'in kendi içerisinde Kickstarter'lar ve MD'ler oluyor, Launchpad'ler oluyor. Onu da en yakın zamanda bu mobil uygulama içerisine ekleyeceğini söylemişler. Şimdilik onlar için tarayıcıyı kullanmaya devam etmek gerekiyor. Bu uygulamayı biz incelediğimizde, videosunu hazırladığımızda bu şekildeydi şu an için. Bu konu hakkında sorularınız varsa mutlaka yorum olarak yazın. Grubumuza katılabilirsiniz. Telegram'a bekleriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyoruz.